SGK uzmanı Emin Yılmaz, CNN zamma ilişkin net açıklama yaparak yapılacak zammın emeklilerin hesaplarına yatacağı tarihi verdi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekliye CNN zam konusunda SGK uzmanı Emin Yılmaz, net bir açıklama yaparak hem kaç lira ödeneceğini hem de hesaplara ne zaman yatacağını açıkladı. 10.000 TL aylık alan milyonlarca emekli 16.000 TL açlık sınırının altında kalarak geçim mücadelesi verirken genel beklenti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliye CNN bir zam açıklayacağı yönünde gelişti. Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına katılan AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok'un da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın zamanda görüştüğünü dile getirerek, Cumhurbaşkanımız emekliye bir iyileştirme yapacak, diye konuşması da beklentiyi kuvvetlendirdi. Kulislerde 5.000 TL konuşuluyor. Emekliye yapılması beklenen CNN zam konusunda açıklama yapan SGK uzmanı Emin Yılmaz, pazar günü yapılacak bir ek zam açıklamasının seçim anketlerine yansıyabileceğini, ancak bundan sonra yapılacak bir açıklamanın ise seçime yansımayabileceği ayrıntısına dikkat çekti. CNN zam konusunda da AK Parti kulislerinde dolaşan bilgiler ise pazar günü İstanbul mitingde emeklilere 5.000 TL CNN zam açıklanacağı yönünde. Yılmaz, SEYYANEN zam meclise 2 Nisan'da gelir. SGK uzmanı Emin Yılmaz ise MAK Haber'in sorularını yanıtladığı yayında emekli maaşlarına yapılması beklenen CNN zamma ilişkin meclisin açılış tarihine dikkat çekti. Emin Yılmaz pazar günü eğer bir CNN zam açıklaması yapılırsa meclis 2 Nisan'da açılacak. Bu hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanı mitingde açıkladığı takdirde ilk maaşlar ne zaman alınacak? Dolayısıyla orada Nisan, Mayıs, Haziran ayı kalıyor zaten. Temmuz ayında bir artış olacağından dolayı Temmuz'dan sonrasına bir müdahale yapılacak. Burada Temmuz ayı mı, Nisan ayı mı? Burada ehemmiyet ortaya çıkmış oluyor, diye konuştu. Daha önceki artışı örnek gösterdi, 10.000 gösterilip 2.000 TL olabilir. Emin Yılmaz bir önceki seçimleri hatırlatarak ödenen rakamlara dikkat çekerek, son seçimlerde bu tarz vaatler açıklanmıştı. Ancak emekliye 10.000 TL gösterilip 2.000 lira ödenmişti. Öyle bir tablo yaşamıştık, bu CNN meselesi de buna dönebilir, diye konuştu.